bugün 1 Mart Dünya İltifat Günü. Canım karıcığım seni çok seviyorum. Yenge diyor ki kesmedi biraz daha. Yenge biraz daha kes. Biraz İşten sonra biraz kalanı. Konu özel günlerden açılmışken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabii. Bize öyle bir şey söyle ki onu alalım duvara asalım abi. En azından Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nden itibaren hiçbir kadına eziyet edilmesin. Kadınlar ne ister? Yani 3 milyar değişik ruh var. Kadınlar her şeyi ister, hiçbir şeyi de istemeyebilir. Şöyle olmalı, böyle olmalıya falan girersem bu sefer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ben evden dışarı çıkamam. Bir günlüğüne kadın olsan ilk ne yapardın? Bir günlüğüne kadın olsam... Oha be birader. Oha be birader. Bir günlüğüne kadın olmak mı? İşte ülkemizde olmak istemezdim diyeceğim diyemiyorum. Burada o çileyi yıllardır yaşayan hanımefendilere ayıp olacak. Bilmiyorum yani çok o kadar spontan geldi ki. Oha be birader. Son dönemlerde bu telefon dolandırıcılığı ve internet dolandırıcılığı yine gündemde olmaya başladı. Abi, senin başından evet. Böyle bir şey geçti mi? Evet ya bana da geliyor o mesajlar. Devletten de engellesen. Bu sefer normal bir 0212'ler falan filanlar işte 0850'ler yine aramaya devam ediyor. Bal almak ister misiniz? Bal almak ister misiniz? 3 alana bir bedava. Her biri 5'er kilo olursa işte 3 kiloda falan. Sıkılıp artık ver artık ulan ver demedin mi? Vermem. Vermem. Kolay mı öyle? Ramazan yaklaşıyor. Pide kaç para? Abi vallahi şimdi ben desem ki 6,5 ben diyeceksin ki hayır. 9, 11,5, 13, 17, 15 hangisi? Hangisi? Yumurtalı mı? Yumurtasız mı? Belli bir standart raici tutturmuş değiliz. Photoshop yani. Orucu bozar mı? Bu da çok güzel bir soru. Yapanın dini inancına göre değişir diyeceğim o zaman. 110 kilosun ama 80 görünmek istiyorsun. Zor yani. Çünkü ben hiç görmedim de hani zayıf olup da böyle beni biraz etli butlu yaptı yani görmedim. Hep böyle biraz kilolu olup da biraz böyle. Ben bile mesela can evimden albümüm değil mi? Ya dedim usta dedim. Biraz dedim göbek yaptım galiba ben. Biraz dedim orayı dedim indirebilir mi? Ben bile göbekte hani o zaman kullanmıştım. Çok da rezil çıktı ama Photoshop'a çok uygun insanlar da var. Tip olarak şekil, şemal, ten rengi bilmem ne hani Photoshop'a uygun olan insanlar da var. Ben değilim galiba. Şimdi son dönemde erkek sanatçılar da bayağı bir Photoshop'un dibine vurmaya başladılar. Kimseye laf sokma gibi algılanmasın. Fotoğrafta başkasın. Sahneye geliyor millet. Bambaşka bir adam görüyor. Hani yani çoğu şöyle duruyor. Allah Allah falan yapıyordur yani. Ya insan kendini dolandırır ya. Photoshop'a dolanmak. Küçüklüğümüzde Ramazanlarda maniler vardı böyle. Aklında kalan bir tane var mı? Abi bende yalan yok. Ben bilmiyorum. Vallahi. Uydur bir tane. Hiç. Hani işte geldi Ramazan. Onun gibi bir şey manemi. Sahneye geç kaldın haktan gibi bir şey olabilir. Çünkü bitmek üzere sizi çok gönderiyoruz. Seviyorum. Kardeşim benim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Uzaktan görenler Mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kalıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Bir meçhule döndü benim hayatım.
çekilmez çilenin benim hayatım. Çekilmez çilenin benim hayatım. Mazi ararım öyle yaşanmaz. Çekilmez çilenin benim hayatım. Çekilmez çilenin.